Selam arkadaşlar, kanalıma videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere balık kuyruğu bilekli yapımı anlattım. Umarım hoşunuza gider. Şimdi hızlıca videomuzu başlatalım ve bu güzel bilekliğimiz nasıl yapılıyormuş görelim. Balık kuyruğu bilekliğimizin yapımı için arkadaşlar yine ben iplerimi kestim, hazırladım. Şöyle de ölçülerini göstereyim. 2 tane 40 santim sarı ip kullandım. 1 tane 35 santim turkuaz ipimiz var. 4 tane de 25 santim yine turkuaz ipimizden kestik. Toplamda 5 tane turkuazımız var. İlk olarak 2 tane ipimi şöyle masama sabitliyorum. 35 santim olarak kesmiş olduğumuz turkuaz ipimizle başlıyoruz arkadaşlar düğümlere. Kare düğüm yapacağız. Şöyle ters D gibi düşünün burayı. İpimi üstünden geçirdim diğerinin ve sarıların altından her iki ipimi de çekerek ilk düğümümü yapıyorum. Bir de diğer taraftan yapıyorum. Dört tane bu şekilde kare düğüm oluşturuyorum arkadaşlar. Toplamda 4 tane olacak. Şöyle yanlardan sayabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Kenarda iplerimiz vardı. Şimdi bu ipleri tek tek bilekliğimize ekleyeceğiz. Sarı olan ipimize. Şöyle alttan geçiriyorum arkadaşlar. Bu noktada. Bakın şu şekilde arasından geçiriyorum bir. Şöyle tutalım. Tekrar arkadaşlar bakın şöyle arasından geçiriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Diğerinde yine aynı şekilde. Hepsini tek tek ekleyelim. İplerimi ekledikten sonra arkadaşlar şimdi bilekliğimi ters çevirip çalışacağım. Daha kolay çalışabilmek adına. Şöyle yukarıdan sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar daha önce yine görmüştük mikro makrome düğüm tekniğini. İlk ipimle başlıyorum. Bu şekilde arasından geçiriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Her ipe iki kez düğüm oluşturuyorum. Bu iple işim bitti. Bakın sağdaki ipim elimde. Şimdi diğeriyle devam ediyorum. Önümdeki iple iki defa düğüm oluşturuyorum buraya da. Bir sonrakine geçiyorum. Ve diğerine de iki kez düğüm oluşturuyorum. Bu ipi bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar başa geliyorum. İlk ipimle yine son ipe kadar aynı şekilde düğüm oluşturuyorum iki kez. Üçüncü sıramı örerken arkadaşlar ilk ipimi şöyle kenara alıyorum. İkinci iple devam ediyorum.
Yine buradaki ipe kadar, son ipe kadar düğümlerimi oluşturuyorum. Sonraki sırada kenara aldığım ipimi tekrar dahil ediyorum arkadaşlar. Hepsiyle düğüm oluşturuyorum. Son sıramı yapacağım arkadaşlar. Yine tüm iplerle düğümlerimi oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar son ipi düğümlerken şöyle elimi değiştireceğim. Bu taraftan şöyle. Sağdaki elimle çekiyorum bu şekilde. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa uygulayalım. Bilekliğimi çevirdiğimde, bakın buradan başlamıyorum, diğer taraftan başlıyorum. Sol elime aldım ilk ipimi. Düğümleri oluştururken sağdaki elimle yukarıya doğru çekiyorum bakın. Üçüncü sırama geçtiğimde arkadaşlar ilk ipimi şöyle kenara ayırıyordum. Diğerleriyle yine düğümlere devam ediyorum. Sonraki sıraya geçtiğimde arkadaşlar kenardaki ipimi de alıyorum. Tüm iplerle düğümlüyorum. Son sıramızı artık örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu noktada diğer ipimi düğümlerken el değiştiriyorum. Şöyle yukarıya doğru iki kez düğümlüyoruz. Evet, kenardaki ipleri keselim. Çakmamızla yakıp yapıştıralım.
Dilerseniz arkadaşlar bu noktada normal bir boncuk da kullanabilirsiniz. Kapatırken isterseniz bağlayarak kullanın, isterseniz de asansör kapama yapın. Şöyle ben asansör kapama yapacağım. Daha önce çok detaylı anlattığım bir videom vardı arkadaşlar, asansör kapama nasıl yapılır. Bunu da yine bu videonun altına mutlaka ekliyor olacağım. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Bileklerimizin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sorularınız olursa da lütfen videonun altındaki yorum kısmında buluşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.